Milas C tipi cezaevinde tecavüz suçundan hüküm giymiş bir mahkum ölü bulundu. Salı. Bu başlamış salı gün. Ne rahatsızlık. Geçen salı gün bunun yanına giden teyzemi onu alıyor. Rahatsızlık, karnım ağrıyor falan. Bir sabah hastaneye gitmiş gelmiş. Çarşamba gün kendi köyümden bir arkadaş bunu hastanede bitkin halde görmüş. Mehmet demiş, hastayım diyor. Sadece video. Edinilen bilgiye göre Milas'a bağlı Sakarkaya köyünde ikamet eden Mehmet Ülker, 2008 yılında engelli ablasına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çarşamba günü bu bir daha oluyor. Çarşamba, cuma günü saat 3'te bu hastaneye geliyor. Bitkin bir halde, vaziyet halde. Serum, tabii orası net olarak bilmiyorum. Tabii dilden dili gelenmiş. Serum vurmuşlar, serum kabul etmemiş. Vücut, oradaki doktor, ben bunu burada bir şey yapamam, Yeşilyurt devlet hastanesine göndermiş. Geçtiğimiz cuma günü kaldığı cezaevinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 ekipleri tarafından 75. yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ülker, İzmir Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada herhangi bir tedavi gerekmediği yönünde rapor verilmesinin ardından Ülker, jandarma ekipleri eşliğinde kaldığı cezaevine geri gönderildi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nin verdiği rapor, sağlığı yerinde, herhangi bir ölüm, hayat tehlikesi yoktur. Raporu vermiş, gece saat 3'te de cezaevine getirmiş. Gece saat 3'te cezaevine getirince sabah sayım oluyor. Kalkıyorum, kalkıyor. Bu cezaevi sahipsiz de devlet oraya güvenlik vermiş. Sabah bunun öldüğünü gören yok. Saat kaçta öldüğünü bilen yok. Ülker sabah saatlerinde kaldığı koğuşta arkadaşları tarafından ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ilk inceleme için 75. yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ülker'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Devlet yapıyorsa elinden geldiği kadar adaletli şekilde. Ben bir gariban olabilirim, işçiyim. Bir işçilik önemlidir. Herkes çalışacak, herkes ekmeğinin peşinde. Suçlu da olsa İnsandı. Belki suçlu, belki suçsuz. Gözünü gören yoktu. Hiç kimse. Bu devletin, adaletin verdiği bir yazı. Bir kayıt üzerinden gidiyorsun. Ülker, pazar günü yakınları ve vatandaşların katıldığı bir törenle öğle namazına müteakip Sakarkaya köyünde toprağa verildi. Mehmet Ülker'in ağabeyi Ali Ülker, kendilerine kardeşinin hastalığı süresince herhangi bir bilgi verilmediğini ifade ederek şunları söyledi. Ama bu kasti bir ölüm. Nasıl kastederken? 6 saate geçti mi? Tabii tıbben ben bunu bilmiyorum. 6 saate geçti mi? Beyin okutulmuyormuş galiba. Bilerek 6 saati geçirdiler. 6 saat sonunda da aileye haber verdiler. Kasti burada yani. Başka hiçbir kasti önüm yok. Sadece ne cezaevine verdiler ne işi. Ben adalet yerine bulsun. Benim kardeşim gitti. Kardeşim gitmesi önemli değil. Benim gibi bir ananın, bir işinin ocağı da sönmesin. Suç duyurusunda cezaevi hakkında aileye bilgi verilmediği için duyuracağım. 3 gün bir haftadır hastaneye gidilmiş. Bu ailenin telefon numarası var. Başka türlü bir suç duyurusu değilim. Ha, o zaman madde varsa o zaman geçsin adam gibi bir cezaevlerini adam gibi denetlesin. O cezaevine ben koyduysam yani her şeyi sen orada dışarıdaki pisliği temizleyeceksin. İlk önce cezaevinde pisliği temizlemez. Sakarkaya köy muhtarı Hakkı Arıcı da olayın üzücü olduğunu söyleyerek ailenin ölümde ihmali bulunanların belirlenmesini istediğini ifade etti.